Sevgili MediaMarkt Türkiye takipçileri, MediaMarkt Games On'la birlikte oyun dünyasından bomba haberlerin nabzını tuttuğumuz bir programa daha hoş geldiniz. Ben Yiğitçen Erdoğan. Bu hafta gördüğünüz gibi duvarımın önüne döndüm, evime döndüm. Ancak yeşil ekrandan sonra çok da sert bir düşüş olmasın diye arkaya iki tane çiçek gibi Ethem Onur Bilgiç afişi illüstrasyonu attım. Dekorasyon yap abi arkaya, dekorasyon diyen Melisa'ma da bir like'ım varsa alırım kardeşim. Geçelim bu haftanın önemli haberlerine. Yine iki tane gündem haberimiz var. Bir tanesi geçmişten gelen bir haber. 2003 yılında çıkmış Ubisoft yapımı tarz bir FPS vardı. Hatırlayanlarınız olacaktır. 13. 13 şimdi geri geliyor. Elimizde çok fazla bilgi yok. Yapımcısının Microids olduğunu biliyoruz. 13 Kasım tarihinde çıkacağını biliyoruz. Çıkacağı platformların PC, Mac ve diğer 3 büyük konsol Switch, Xbox One ve PlayStation 4 olacağını biliyoruz. Bunları da söyledikten sonra siz de benim bildiğim bütün her şeyi bilmiş oluyorsunuz. Henüz çok fazla bilgi yok elimizde, bir oynanış görüntüsü paylaşılmadı. Ancak ben ilk 13'ü oynamamış bir insan olarak açıkçası, ama uzaktan da beğenen bir insan olarak yani, merakla bekliyorum nasıl bir şey olacak. Tabii yeniden yapımı söz konusu olunca her zaman akıllarda aynı soru var. Orijinali kadar iyi olacak mı? Orijinali oynamış olanlar yorumlarda söylesinler beklentilerine yönde. Bu arada oyun ilk hikayenin devamını mı anlatacak, yoksa ilk hikayeyi birebir baştan mı anlatacak? Çizgi romanları var çünkü biliyorsunuz, çok uzun zamandır devam eden. Onun neresine gelecek bilmiyorum. Ama 13 Kasım'daki çıkış tarihine kadar çizgi romanlarını okuyabiliriz diye düşünüyorum en azından. Kendimizi tekrar gaza getirmek için. Yani en azından ben okuyacağım, düşeceğimi de düşünüyorum. Malumunuz Belçika çizgi romanlarına zafiyetim var. İkinci haberimize geçelim çünkü ikinci haberimiz çok ilginç bir haber. İlginçliğini haberin kaynağının Reuters olmasından anlayabiliyorsunuz. Çünkü haberimiz Irak parlamentosunda geçiyor. Ne alaka diyeceksiniz? Reuters'ın haberine göre Irak parlamentosu ilk toplanmasında, yani uzun süren seçimlerden sonra ilk defa toplandıktan sonra federal bütçeyi onaylamış. Bu çok okey. İkinci geçirdikleri karar olarak da PUBG'yi yasaklamışlar. Sadece PUBG değil, Fortnite'ı da yasaklamışlar. Bütün Battle Royale oyunlarını yasaklamışlar. Gençlerin işte ahlaki ve toplumsal bilinçlerine, kimliklerine zarar veriyor gibisinden bir açıklama var. Yine aşağı yukarı tahmin edebileceğiniz sebepler, işte şiddete sevk ediyor, yanlış bilgiler veriyor falan filan gibi. Ama şimdi yani açıkçası nerede sınırı? Bu hani PUBG, Fortnite gitti ama LOL duruyor mu? Onu bilmiyorum. Hani nereye kadar çekiyoruz meseleyi? Gerçekten hiç tahmin edemiyorum. Farklı bir ülkenin iç işleri olduğu için çok da yorum yapmak da yakışık almaz diye tahmin ediyorum. Ama oradaki gençlerde ne alakası var canım, niye böyle falan filan gibisinden tepkilere başlamışlar. Bakalım ilginç bir durum nereye doğru gidecek. Gelişmeleri oldukça size bilgilendiririz. Haberlerimiz bu kadardı. Zaten artık belli bir samimiyet seviyesine eriştiğimiz için hiç emoji falan sormuyorum. Yani aşağıda yazın hangi haberi ilginç çekti. Açıkçası şimdi 13'ün haberi şirin bir haber ama bir yandan Irak parlamentosu PUBG'yi yasaklamış. Ne alaka? Aşağılarda konuşalım. Selam sabahınız varsa yine alırım. Haftaya gelmenizi mutlaka beklerim. Oyun haberlerinden bomba, oyun dünyasından bomba haberler. Ben videoyu bitireyim henüz. Hoşçakalın.